Detayları bizlere anlatacak sözü iki arkadaşımıza bırakalım. Sercan Dikme ve Emre Kaplan. Aykut İnce teşekkür ediyoruz. Sanırım Oğulcan'ın sakatlığı var. Emre dilersen sen başla. Sıcak gelişme Galatasaray'da Oğulcan ve Şener'le ilgili yapılan açıklama. Oyuncuların MR sonuçları açıklandı ve Oğulcan'da kısmi yırtık tespit edildiği Şener'de ise orta düzeyde, hafif orta düzeyde zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Bu ne demek oluyor? Oğulcan hafta iş oynanacak Denizli Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray adına tabii Oğulcan'ın şöyle kritik bir önemi var. Hem Falcao'nun sakatlığı var. Yine Cagney'in gördüğü kırmızı kart. Şu anda eldeki en önemli forvet alternatifiydi ki aslında Trabzon maçında da forvet olarak görmüştük Oğulcan'ı. Fatih Hoca'nın planlamasında belki bu sakatlık olmasa Denizli Spor maçında orada Oğulcan'ı değerlendirmek vardı. Ama şu an Babel oynayacak gibi gözüküyor. Şener'in de tabii şöyle bir önemi var. Omar'ın talihsiz kazası ve şu anda da devam eden tedavi süreci. Orada Lines'le birlikte aslında Şener'i bir alternatif olarak düşünüyordu Fatih Hoca. O rotasyonu genişletebilmek adına. Şener'in de bir 1-2 hafta takımdan uzak kalacağını düşünürsek Sabek rotasyonu da biraz Galatasaray'da sıkıntıya girmiş gibi gözüküyor. Hafta içi de Denizli Spor maçında Galatasaray'ın forvetinde yüksek ihtimalle Babel oynayacaktır. Zaten derbiden dolayı çok olumlu bir atmosfer yoktu Florya'da derbi mağlubiyetinden dolayı. Bu iki oyuncunun sakatlıkları da biraz daha durumu zorlaştırmış gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta tabii bir sakatlık yok şu an kulüpten aldığımız bilgi Galatasaray'ın dışında. Beşiktaş'ta Aykut İnce hani hep bahsediyoruz liderlik oraya alıştı artık Beşiktaş. Sergen Hoca da soyunma odasında bir konuşma yaptı Galatasaray derbisinin ardından. Oyuncularını tebrik etti, teşekkür etti ve şu anki puan tablosundaki sıralamadan dolayı oyuncuların tebrik ederken şöyle bir cümle söyledi. E, bizi çok eleştirenler olmuştu sezon başından bu yana. Ancak bu e, gelinen noktada en büyük başarı sizlerin konuşması geçtikten sonra futbolculardan, kaptanlardan gelen e, cevap aynen şu şekilde. E, hocam, e, biz ne kadar özveride bulunduysak siz de teknik heyette, yardımcılarınız da, hocalarımız da aynı şekilde özveride bulundunuz. Kaptanlar konuşuyor. E bu başarı ortak başarı ve ardından işte o e, soyunma odasındaki fotoğraf ortaya çıkıyor. E, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın yerde olduğu futbolcuların tamamen o e, derbi galibiyetinin, zaferinin e, fotoğrafı. Bugün de Sergen Hoca'nın bir paylaşımı evet, var. Bu sefer ekibiyle. Bu kez ekibiyle. E, çünkü Sergen Hoca, e, işte içeriden alıyoruz bilgileri biz, e, ekibiyle çok fazla zaman geçiriyor. E, Murat Şahin'le, Murat Kaytaz'la, Hoca Gürsoy Hoca'yla, Gürsoy Yalçın'la. Çok fazla zaman geçiriyor ve e, özellikle Beşiktaş'ın son 11-12-13 haftadaki başarısının en büyük mimarlarından biri. Biz bunu geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik. E, antrenör grubuyla çok uyumlu bir şekilde çalışması Sergen Yalçın'ın. Kendi antrenör grubuyla e, hem rakip analizleri konusunda çünkü içeriden bilgiyi aldık. Dünkü maçın ardından Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş bir Beşiktaş vardı. Fatih Hoca'nın hamlelerini veya çıkacak ilk 11'e özellikle Etobo hamlesine şaşırmadığını öğrendim ben Sergen Yalçın'ın ilk 11'leri gördükten sonra. Belki isim olarak değil ama o profilde bir oyuncu bekliyorlar. Evet, o profilde bir oyuncu. E, Beşiktaş'ta tamam, evet derbi ancak artık bir de transfer durumu var. E, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transferiyle ilgili konuşurken şunu söyledik. E, Beşiktaş mazluk iş transferinden olumsuz bir cevap alınca resmi teklif haberini yaptık. Hem Sergen Hoca hem de dün Emre Hoca da doğruladı. Resmi teklife hayır dedi. Milan'la artık sağlık kontrolüne girdi Mazukiç. E, şu anki planda Emre şöyle bir durum var. E, Beşiktaş önce ilk planlamada Abu Bakar'ı yedekte bırakacak bir oyuncu profili arıyordu. Mazukiç. Ancak o profilden biraz uzaklaşmış benim aldığım bilgi. Yani Abu Bakar as forvetimiz. Biz bu dönemi geçirebilecek bir forvet arıyoruz. E, az önce daha saniyeler önce, dakikalar önce ben Beşiktaş yönetimiyle konuştum. Ya bir isim rica ettim. Çünkü Beşiktaş taraftarı bekliyor bir isim. Ancak Santrafor'da ilgilendiğimiz 15 tane futbolcu var dediler. Ya Beşiktaş'ta resmi teklife ga gayri resmi ilgilenmeler var. Ancak resmi teklife gelmeden haber yapmak şu an için çok sağlıklı bir ortam değil. Lense e, Arap Yarımadası'ndan tekliflerin olduğunu duyduk. Arap Yarımadası'yla Transfer görüşmeleri devam ediyor. İsmat Mir'ini. E, niçin anlatıyorum bunu? Çünkü Beşiktaş önce elindeki oyuncuları çıkartmak istiyor. E, İsmat Mir'inle ilgilenen futbolcular var. E, Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'da stoper. Beşiktaş yönetiminin onunla bir ilgisi var. Ancak halen çok sağlıklı. E, çok böyle temasların çok yoğun bir şekilde geçtiğini söyleyemeyiz. İlk durumdan e, Konya Spor yönetimi bir bonservis isteği var. E, çok sağlıklı geçmemiş. İkinci, üçüncü aşamalar gerçekleşirse onu da haberleştireceğiz. Beşiktaş'ta kabataslak bunu söyleyebiliriz. Dün Emre Kocadağ'ın, Sayın As Başkan Kocadağ'ın açıklamasından Hasiç satırbaşı vardı. Uzattım kusura bakma. E, ee, Hasiç'le ilgili biz yayınlarımızda diyoruz ki o bölgede oynayan kanat oyuncuları var. Gökhan Töre çok iyi döndü. Hasiç bu durumda biraz gele, sezon sonuna kadar az forma şansı bulabilir. O nedenle Beşiktaş yönetimi göndermek için göndermiyor iyi bir takıma gitsin, oynayabileceği bir takıma gitsin planlaması var. Beşiktaş'ta durum bu. Galatasaray'da. Derbi sonrasına çok küçük değinelim. Aslında derbi öncesine değinmek lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta Galatasaray'da ciddi bir kriz vardı. Yönetim ve teknik heyet arasında. Sonrasında tatlıya bağlandı ama oyuncuların bu durumdan biraz fazla etkilendiğini açıkçası öğrendik. Florya'da bu hava çok fazla yansımış. Futbolcuları da etkilemiş moral anlamında. Transfer söylentilerinin çıkması. Transfer söylentilerinin çıkmasından öte yönetim ve teknik heyet arasında böyle bir durumun oluşması, işte bir belirsizliğin oluşması, Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar, Mayıs ayına kadar buradayım sonrasıyla ilgili bir sözüm var. Galatasaraylılara Mayıs ayında sözümde kontratımda bitiyor şeklinde bir ifadesi vardı. Bu belirsizlik biraz oyuncuları etkilemiş. Bugün itibariyle bugüne döndüğümüzde bir rejenerasyon çalışması vardı. Yine aslında şu andaki durum Galatasaraylı oyuncular üzgün. Derbinin kaybedilmesinden gayet doğal bir durum zaten bu. Önemli bir maçı kaybettiler. Ama düşünce daha ligin çok ortasındayız. Çok fazla maç var ve biraz daha toparlanabilecek zamanımız var. Dün Arda Turan'ın maç sonunda yaptığı açıklamada olduğu gibi belki de 7 gün sonra lider olabiliriz diğer takımların alacağı skora göre. Çok fazla enseyi karartmamak gerekir şeklinde aslında çok da sürpriz olmayan bir düşünce var. Transfere dönecek olursak şu anda Galatasaray yönetimi özellikle şunu net olarak söyleyeyim Mesut Özil'in transferi Galatasaray yönetimini biraz daha hareketlendirmiş durumda. Hmm. Yani bu aslında dışarıdan bakıldığında çok profesyonelce gözükmeyebilir. Ama bir taraftan da çok insani bir durum. Çünkü Galatasaray taraftarlarının da beklentileri arttı. Bu nedenle İrfan Can için yoğun bir baskısı var Galatasaray ya. yönetiminin. Emre, ee, kısaca hemen toparlayalım. Tabii İrfan Can'ın durumu ne oldu? Aykut İnce, şu anda Galatasaray yönetiminin İrfan için daha sık temasları olduğunu söyleyebiliriz ama henüz somut bir adımın atılabilmesi çok kolay değil. İrfan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aslında kamuoyuna net bir bilgi verdi, net bir mesaj verdi. Bunun öncesinde de hem Galatasaray teknik heyetiyle hem de takım içerisindeki oyuncularla gerçekleştirdiği ikili diyaloglar var. Orada da gelmek istediğini çok net bir şekilde ifade ediyor ama tabii ki işin mali boyutu çok önemli ve orta nokta bulunabilmiş değil. Galatasaray bir sonraki satıştan pay teklif ederek ve sene sonunda parayı ödeme teklifiyle Başakşehir'in kapısını çalıyor ama Medipol Başakşehir Kulübü direkt olarak bir bonservis bedeli istiyor. Bu rakamda 13 milyon euro civarında bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor ama hala bu transferin çok kolay olmadığını söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz iki kıymetli arkadaşımıza da. Bu arada sosyal medyada paylaşımlar da başladı. Arkadaşlarımız hemen o fotoğrafları verecek özellikle Mesut'la ilgili. Çok güzel fotoğraf paylaşmış. Şimdi İrfan Can'ı bir